Anam gittim işte dükkana. Konuştum Kandemir Bey'le. Bizim çocuklar böyle böyle diye anlattım valla. Ne dedi kız? Bir şey demedim. Normal karşıladı. Ama benim anladığım kadarıyla bunlar Ceyhun'u ailece tartıyorlar. Oh Kandemir'in ya. Bu mahalledekin herkesten en yakışıklısı. Ona damat olmak kolay mı? Gene başladı senin. Kız vallahi maşukam. O dilini böyle kıtır kıtır kesesin var. Apur supur konuşma kızım. Şurada bir lafı anlatıyoruz birbirimize. Ciddi bir konu bu. Anacığım soyadın sonunda zade var. Olacak o kadar da. Mesela bizim soyadımız Öterekli. Şimdi Nevizade nere? Öterekli nere? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun Fatma. Şimdi bunlar akşam yine dışarı çıkacaklar. İnşallah abileri bir olay çıkarmaz. Yenge. O zaman biz de gidelim onların yanlarına. Ay bizim ne işimiz var kız? Ye dolmanı otur aşağı. Şehriban, ben de geçen diyetisine gittim ya, kovdu beni. Niye kız? Bu boğaza bana bir daha gelmedi. Ben de kulak burun boğaza gideceğim. Yenge, Ceyhun'la Derya nereye gidiyorlar öğreneyim mi? Kız da yeni bitirdi üniversiteyi. Şu halimi görürse çok üzülür. Senin işin de zor be kaptan. Benim suçsuz olduğumu ispatlamak için hayatını feda ediyor. İnşallah şuradan sağ salim çıkarım da biraz olsun mutlu ederim onu. Esra, bak buraya geldiğimiz emniyetten kimse bilmiyor. Sen merak etme, ben ayarladım. Adamı arıyoruz. Bak bakalım şu fotoğrafa. Hey, iyi de günler. Oğlum ya senin penceresinde değilsin. Başlatma şimdi günlerine. Meltem. Tanıyorsun değil mi? Hı? Meltem. Tanısan ne olur? Tanımasan ne olur? Bizim için önemli. Senin Meltem'le bir ilişkin var mıydı? Hayır. Hiç az etmem Meltem. Peki buradakilerden hangisi Meltem'in sevgilisi? Sağ ol canım. Merhabalar. Siz kimsiniz? Kime baktınız? İsfendiyar Kapusu'na baktık. Yok öyle biri burada. Kardeş, biz de Balışın'dayız. İsfender Bey'le bir görüşmemiz lazım. Merhabalar. Ben Baldız Balları'nın sahibiyim. Rotterdam'dan geliyoruz. İsfendiyar Bey bizim için bir idoldür. Sıla hasreti gibi bir şeydir. Kendisiyle görüşmek istiyoruz. Biz de sizdeniz yani, yabancı değiliz. Seni daha önce hiç görmedim. Baldız ballarını duymadım. Rotterdam diyorum. Gelmediysen. Biz size CD'mizi verelim. Ya siz televizyon falan da mı izlemiyorsunuz? Her gece 4'te Euro'da. 4 dakika içinde arayan ilk 4 kişiye 4 kavanoz bal. Hiç mi seyretmedin? Ne demek hazırlamıyorum ya? Hı? Bana bak. Bana bak, benle sen oyun oynama. Tamam mı? Oğlum nerede çekildi bu fotoğraf? Hı? Bak son kez soruyorum. Meltem'in hanginizle ilişkisi vardı? Bilmiyorum. Kim bu adam? Hı, tanıyor musun? Adı ne? Ben hayata reset attım komiser. Oğlum, bak çıldırtma beni. Oğlum cevap versene. Cevap versene lan hadi.
Eskiyi unutmak için o kadar çok şey kullandım ki. Her şeyi unuttum. Bunları da unuttum. Her şeyi unuttum. Bu illet beni bitirdi. Her şeyimi kaybettim. Ailemi. Geçmişimi. İşimi. Sağlığımı. Her şeyimi kaybettim abi. Belli oldu mu acaba? Ne lan bu? Ameliyathane mi burası? Hayır yani İspendiyar Bey ne diyor o anlamda. Baldızını yollasın, bala gerek yok diyor. Şişt, oğlum senin ağzını var ya baldan yapıştırır işte. Sakın ha, işi bozma. Ah İspendiyar Bey. İspendiyar abicim. Bir balımızın tadına baksan, biz de ekmeğimizin peşindeyiz. İspendiyar Bey, sırf Türkiye'ye sizin için geldik. İspendiyar Bey! O kavanozu bana. Bunu siz mi yaptınız? Tamamen kendi üretimimiz. Ve gerçeğinden ayıran yok. Ve çok ucuz fiyata veriyoruz. Niye bana getirdiniz bunu? Şöyle, biz üretimde iyiyiz. Fakat Türkiye satış ağımız sınırlı. Düşündük ki biz size satıp siz piyasaya sürseniz ha? Hepimiz mutlu oluruz. Piyasa devi olmak kolay değil. İçinde 500 kilo bala ihtiyacım olacak. 500. Mantefe 500. Hay hay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?